Merhaba. Senin ne işin var burada? Sana iş teklif etmeye geldim. Otur lütfen. İş teklif etmeye mi? Evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Telefonda beni arayan kadın... Sekreterimdi. İlanını görünce sekreterime seni aramasını ve resim dersi almak istediğini söyleyip bu akşamı organize etmesini istedim. Çünkü benimle başka türlü görüşmezdi. İşte sana teklifim. Şirketim için dekoratif bir resim yapmanı istiyorum. Hem sekreterinle oyun çevirip beni kandırıyorsun. Hem de bana acıdığın için iş veriyorsun. Öyle mi? Nazlı. Bırak kolumu. Otursana. Bırak. Yardım etmek istedim sadece. Yardım mı? Seni görmeye geldiğimde meşgulüm yalanlarıyla konuşmaya bile tenezzül etmeyen sen değil miydin? Şirketimin önüne gelip ilan yapıştırarak iş aradığını gözüme sokan da sendin. Hadi otur lütfen. Lütfen, hadi. Ben bir kere oraya fark etmeden gelmişim, tamam mı? Bana acı diye değil. Ayrıca senden iş beklentim de yok, anladın mı? Anladım. Gayet iyi anladım, tamam. Ayrıca ikide bir... Şu acıma lafını kullanmasak mı? Bak, biraz önce de dediğim gibi... Şirketim için dekoratif bir resim yaptırmak istiyordum. Ve ilanı görünce sen aklıma geldin. Bu kadar. Hepsi bu. Yapamam, kusura bakma. Niye? Çünkü istemiyorum. Bence istiyorsun. İstemiyorum. Senin yardımın olmadan da başımın çaresine bakarım ben. Nazlı. Nazlı. Neden beni gördüğünde kafanı çeviremiyorsun? Neden illa bana yardım etmek zorundasın? Çırpınıp durmana göz müyüm? Evet, evet. Çünkü benim de bir gururum var. Sen bana böyle yardım etmek istedik diye benim daha fazla canım yanıyor. Nazlı, ben... Bundan sonra beni görmezden gel, olur mu? Nazlı. Zavallı kızı ağlatmışsın yine başkan. Ya madem elinden tutamayacaksın, uzak dur bari ya. Yapamıyorum Saltuk. Yapamıyorum Saltuk, yapamıyorum. Anamı öldürenler onu da öldürecek diye korkuyorum. Elini tutup sevdiğimi söyleyemesem de hep gözümün önünde olsun istedim. Onu koruyup kollayayım. Acı çekmesine engel olayım. Hep yüzü gülsün istedim. Bir sevdiğimi daha kaybetmeye dayanamam Saltuk. Bunu asla dayanamam. Thank you.
günlerde İstanbul sokakları çare bulun bu derde İstanbul sokakları çare bulun bu derde İstanbul sokakları onu benden siz aldınız onu benden siz çaldınız şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları İstanbul sokakları Refik sen mi geldin? Ah Nazlıcığım. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk anne. Nasıl geçti? İffet iş görüşmesine gittiğini söyledi. İyi. Babam geldi mi? Nasıl iyi? Bak bakayım sen bana. Ağladın mı sen? Ay yok anne nereden çıkardın? Hava soğuk ondan. Allah Allah. Kim bu ya bu saatte? Efendim buyurun. Tamam. Tamam hemen geliyoruz. Ne oldu anne? Baban karakoldaymış. Ne? Niye? Ya bilmiyorum söylemediler. Hadi çabuk gel. Gel gel. Haydi. Neden böyle bir şey yaptın güzel kardeşim? Hayır oradan geçenler de olmasa şimdiye kadar çoktan ölmüştü. Söyle. Anlat derdin neyse yardımcı olmaya çalışalım. Komiserim, ambulansta sakinleştirici vermişler. Belki ondan dolayı konuşmuyordur. Gel. Amirim, eşiyle kızı geldiler, dışarıdalar. Tamam, alın içeri. Buyurun. Baba, Refik. Refik, iyisin değil mi canım? Baba. Ha, iyi misin? Ha canım. İyi misin babacığım, ha? Ha? Bir şey yok değil mi? Çok korktuk komiser bey, çok korktuk. Yani kazası var, belası var. Ay maşallah burnun bile kanamamış. Canım iyi misin? Ne oldu, kavgaya falan mı karıştın? Baba. Baba. Refik. Komiser bey. Ne oldu babama? Sorun ne? Neden konuşmuyor? Hanımefendi siz biraz burada bekleyin. Hanım kızım siz benimle dışarı gelin biraz konuşalım sizinle. Bak kızım, sen güçlü bir kıza benziyorsun. Anlatacaklarımı duyduktan sonra sakın kendini koyverme. Lütfen anlatın artık. Ne oldu? Baban taksiyle müşteri götürüyormuş. Müşterinin ifadesine göre kendi kendine konuşmaya başlamış. Birdenbire arabayı durdurmuş. Sonra arabadan inmiş. Bağıra bağıra viyadüğün korkuluklarına çıkmış. Allah'tan hem müşteri hem de yoldan geçenler tutmuş almışlar. Ambulans hastaneye götürüldükten sonra karakolumuza ifadesi alınması için getirildi. Kendisiyle konuşmaya çalıştık ama bir türlü konuşmadık. Ne oldu Mestan? Abi kusura bakma rahatsız ediyorum. Marina'daki adamımız aradı. Cemil dönmüş abi teknesindeymiş şu an. Ne yapalım? Yarın sabah hallederiz. Telaşa mal yok. Peki abi tamam. İyi akşamlar.
an öylece kafası önde hiç konuşmadan oturuyor. Doktor sakinleştirici vermiş anne, ondandır. Şu evrak işleri bitsin zaten, çıkarız hemen. Doktor mu? Ne doktoru? Doktorluk ne olmuş ki? Ne dedi polisler sana? Ay, ay kötü bir şey olmuş. Ay Allah'ım, Allah'ım zaten yeni dertten kurtulmuştuk. Yüzümüz yeni gülecekti. Ne oldu gene? Nasıl söyle? Annem tamam, sakin ol bak, geçti. Öyle ufak bir şey atlatmış. Araba kazasından beri biliyorsun, direksiyonun başına geçmiyor. Geçince de demek ki olanlar gözünün önüne geldi. Kolay değil anne, biliyorsun biri öldü yanında. Kendisi de ölümden döndü. Nazlı, bak kalbim duracak. Şimdi söyle ne söyleyeceksin, hadi. Babam kendini atmak istemiş. Nasıl yani? Nasıl, öylece kendini öldürmek mi istemiş? Canına mı kıymak istemiş? Evet, evet. Yeni döndüm. Yarın öğleden sonra şirkette bir toplantı yaparız. Neredesin Cemil? Şimdi kapatmam lazım. Bir randevum var. Alttan aldım yeteri kadar, artık herkes ederi kadar. Çık dışarı Cemil! Şerefsiz! Murat! Sana bulaşmayayım diye beni tutan, elime silah almayayım diye uğraşan tek insanı. Anamı öldürdün lan. Hayır Fırat. Anneni ben öldürmedim. Şehadet getir. Fırat, ne dediğinden haberim bile yok. Şehadet getir dedim lan. Fırat, bir aydır yurt dışındaydım. Ben annenin öldüğünü internette okudum. Başka bilgim yok. Arabanın frenleriyle oynamışsın. Demek hedef bendim ha? Fırat, senin gözünde her şey olabilirim. Ama ben senin kullandığın arabayı karıştıracak kadar aptal biri değilim. Eğer bunu ben yapmış olsaydım, şu an karşımda konuşuyor olmazdın. Tamam. Tamam. Çek tetiği. Çek. Ama annenin gerçek katili sokaklarda geziyor olacak Fırat. Gerçek denileni sorgulamak varken sana sunulana inanmak aptallıktan başka bir şey değil. Sen aptal biri değilsin. Yapma Fırat. Yapma. Dua et başka biri çıksın. Yoksa bir dahaki sefere karşımda Azrail diz çökse bile seni affetmem Cemil. Seni affetmem. Thank you.
Murat. Hoşça kal. Gel şöyle üstünü çıkaralım. Geç, dur. Gel canım, gel. Sen şimdi güzel bir uyku çekersin. Her şey çok daha iyi olacak. Çok daha güzel olacak. Merak etme. Evet babacığım. Sen iyi ol yeter. Hem ben bakarım bize. Bugün iş buldum biliyor musun? Sen iyi ol yeter. Lütfen baba. Hani intihar edecek ne vardı? Ha trafik kazası mı? Bile isteği öldürmedi ya bu kadını. Biliyorum annem, biliyorum. Üzülme ama lütfen. Bak topla kendini. Babam da iyi zaten. Ben de iyiyim. Sen hep derdin ya, sen iyi ol yeter diye. Unutalım artık bunları, tamam mı? Gülümse artık. Hem sen gülmezsen güneş doğmaz ki bu evde. Şöyle. Canım annem benim. Annem. Bu gece beraber uyuyalım mı? Hı? Özledim sana sarılmayı. Geçecek annem, geçecek hepsi. Anam. Güzel anam benim. Affet beni. Bugün katilini öldürecektim. Ama yapamadım. Bir şüphe düştü içime. Ya o değilse? Dokunamadım dediye. Çünkü hakkı, adaleti sen öğrettin bana. Onun yaptığına emin olunca cezasını mutlaka vereceğim. Adamı öldürdün lan. Yapma Fırat. Ben öldürmedim annemi. Şehadet getir. Fırat ne dediğinden haberim bile yok. Şehadet getir dedim lan. Fırat bak ben bir aydır yurt dışındaydım. Annenin öldüğünü bile internette okudum. Arabanın frenleriyle oynanmış. Demek hedef bende bak. Şimdi tamamen avcumun içindesin Fırat. Ama senin kullandığın arabayı bilmeyecek kadar amatör değilim. Eğer bunu ben yapsaydım şu anda karşımda konuşuyor olmazdım. Tamam. Tamam sıkıntı şu. Günaydın.
Günaydın. Yavrum, sofrayı da kurmuşsun. Hep sen mi yapacaksın anneciğim? Bir kere de ben yapayım dedim. Hem bak sucuklu yumurta da yaptım. Sen de çok seviyorsun, babam da. Haydi. Annem ne oldu ama şimdi böyle? Sen mutlu olasın diye yapıyorum bunları. Ya mutluyum tabii çocuğum. Mutlu olmaz mıyım hiç? Canım benim. Allah herkese senin gibi hayırlı bir evlat nasip etsin yavrum. Ah benim güzel kızım. İşlerde bulmuş, çalışacakmış. Ah canım ben Allah'tan başka ne isteyeyim ki ha? Annem benim. Hadi geç otur sen, ben çayları tamam. Doldurayım. Ay vallahi çok sevindim Nazlım. Yani böyle artık kapı kapı dolaşıp börek satmayacaksın ya. Peki ne yapacaksın yani, böyle bir öğrencin falan mı var, ona mı ders vereceksin? Yok annem, ders vermeyeceğim. Yani resim dersi değil. Başka bir iş buldum. Başka bir iş mi? Ne işi bu kızım, ne iş yapacaksın? Bir şirketin duvarına dekoratif resimler yapacağım. Aa, ciddi misin yavrum? Ay, demek istediğin gibi ressam olabiliyorsun artık ha? Ay yok canım, anne o kadar abartma ya, ufacık bir iş. Canım ufacık ufacık yani adamlar bunun için seni seçtiklerine göre sana değer vermişler, yetenekli bulmuşlar. Demek ki. Ay Nazlı, peki yani nasıl buldular seni? Hani sen dün akşam dedin ya bu el ilanları çok işe yaradı diye. Ama herhalde böyle bir iş için seni oradan bulmadılar değil mi? Yok anne, ben öyle bir şey demedim ki. Senin aklın da öyle kalmış demek ki. Ya bu şey, ben ta ne zaman bir yere başvurmuştum resimlerimle. İşte bayağı arada ses gelmiyordu aslında. Ben de şaşırdım aradıklarına. Ama anne, nasıl olduysa oldu işte. İşim var ya artık, gerisi önemli değil. Ay canım kızım benim, Nazlım. Ben seni iyi ki doğurmuşum. Sen olmasaydın şimdi benim yüzümü kim güldürecekti? Ha bir tanem Ne yapıyorsun sen? Hani eve silah sokmayacaktın abi? Annem vefat etti diye ona verdiğin sözü de mi unuttun? Bana başka yol bırakmadılar. Bunu anlayacak yaştasın. O yüzden sus. Neyi anlayacak yaştayım abi? O silahla birini vurabileceğini mi? Katil olabileceğini mi anlayabilecek yaştayım? Bazılarının anladığı dil buysa sen de o dilden konuşmak zorunda kalırsın. Sonun ne olacağını düşünmeden. Bu silah... benden çok seni korumak için. Beni korumak için mi? Annem öldükten sonra parona yaklaştığının farkında mısın? Sanki trafik kazasında ölmemiş de biri onu vurmuş gibi davranıyorsun. Perdeleri aç. Perdeler açılıyor. Gir. Bonjour patron. Fransa'da yanıma gelip iş istediğinde boksör olduğunu, 18 maçın 9'unu nakavtla kazandığını söylemiştin. Oui, patron. Anlaşılan kalan 9 maçın nasıl bittiğini sormayarak hata etmişim. Git bana Sibel'i getir. Ama dikkat et Fırat yanında olmasın. Bunu kendim için değil, senin için söylüyorum.
Anne ya. Kafam kazan gibi vallahi. Dün gece dön Allah dön, dön Allah dön. Bir türlü uyuyamadım. Şu yeni aldığım yastıktan mı oldu acaba diyorum. Yastıktan değildir o kızım. Kafan rahat olacak, kafan. Bak o zaman yorgana da nasıl huzura sarılır gibi sarılır uyursun. Ay anne sağ ol be. Şu kuş yuvası kadar dükkanda kafana bir şey takma. Hayırlı bir kısmet çıkmazsa da üzülme, devir bir tarafını yat diyorsun yani. Ama Allah katında torpil yok Atifet Sultan. Beni ne kadar üzdüysen sen de o kadar yanacaksın. Aman deli deli konuşup durma kız sabah sabah benden. Hadi işine bak sen. Emredersiniz Ebu Leheb Hazretleri. Merhabalar. Nazlıcığım hoş geldin. Hoş geldin Nazlıcığım. Hoş bulduk. Nasılsın Atifet teyze? İyiyim yavrum. İffet söyledi iş bulmuşsun. Hayırlı olsun. Ya evet artık iş mi beni buldu ben mi onu belli değil. İffet biraz konuşalım mı? Tabii. Kraliçe Hazretleri izin verir mi acaba? Git hadi git. Başımın belası. Ama sonra itimi cimcirmek yok. Ay, hadi hadi. Hadi kolay görüşürüz. Gelsin. Hadi. Ne oldu iş olayı dün akşam? Ya kızım beni dün arayan kadın var ya. Fırat'ın sekreteriymiş. Aa. Kadın resim ders mi alacakmış yani? İlanı nereden görmüş ki? Ay hayır be İffet. Anlasana işte Fırat arattırmış. Kafeye gelen de oydu. Kız Allah adamı böyle yapar işte. Tabii pişman oldu seni geri çevirdiğinde. Eşek böyle bir numaraya başvurdu. Kız yine de çok romantik ha. Hiç de romantik değil İffet. Ya adam resmen beni afiş dağıtırken görmüş, acımış halimi, iş vereyim diyor işte. Neymiş efendim? Şirketi için dekoratif bir resim yapacakmışım. Nazlı, ne olursun kabul ettin de. Ya etmedin değil mi? Etmedim tabii. Ne edeceğim ya? Benim de bir gururum var dedim. Bundan sonra beni görürsen tanımazlıktan geldim. Heh. Ardından da bir kafa koysaydım, kendine gelseydi Fırat. Ya Nazlı, Allah aşkına sana kimin kalbini taktılar ya? Sen ameliyattan sonra bir manyadın. Aşık olduğun adam sana acıyınca küfür etmişten beter oluyor işte. Ama kıyamam ya. Aşık Nazlı'şım benim. Tabii aşk sevene zor, sevilene çocuk oyuncağı. Tamam, bir daha Fırat'ı görmezsin olur biter. Mümkün değil işte. Şimdi tükürdüğümü yalayıp gidip iş teklifini kabul etmek zorundayım. Allah'ım! Bana bir verdiğin Nazlı'dan millete üç verdi. Onu anlamak ne kadar zormuş görsünler. Babam iyi değil İffet. Değil işte ne yapayım. Çalışacak durumda değil. Borç desen gırtlağa kadar dayanmış durumda. Gurur yapmanın sırası değil işte. Çalışıp annemle babama bakmak zorundayım. Zaten kadına bir ton yalanı sıraladım. Mutlu oldu. Şimdi ölsem dönemem sözümden. Tabii o kadar laftan sonra Fırat seni işe alırsa. Abi ya. Vallahi bu yaptığın ayıptır başkan ha. Ne oldu ya? Bir siz gitmişsin Cemil'in yanına. Marina'daki adamlarımız söyledi. Gece gece toprak mı çekti arkadaş? Ya ya sana bir şey olsaydı? Bir sakin olun ya, bir sakin olun. Gelin şöyle gelin. Gel. Merak etmeyin. Ben de iyiyim o Cemil hayvanı da. Nasıl yani? Kaldırmıyor muyuz abi cenazesini? Olayla ilgisi olmadığına yemin etti. Bunu ben yapsaydım annenle senin arabanı karıştırmazdım dedi. Sen de inandın yani ha. Vallahi pes yani başkan. Ben sana artık hiçbir şey demiyorum. Tepesine binmişken öldürmedin ya o... Ya bir dur ya. Allah aşkına bir dur ya. Seni görünce var ya diyorum ki gazla hareket eden insanlarda suyla çalışan araba niye yok acaba? Bir dur ya bir yüklenme adama. Ben de başından beri zaten niye Cemil böyle bir yola başvurdu anlamadım. Dur bir dur. Ya Refik? Onu da mı Cemil tutmadı yani? Yüzde bir ihtimal de olsa hanımı öldüren Cemil değilse... bu gerçeği ortaya çıkarmalıyız. Katil ister olsun ister başka biri. Bunu yapan gözlerimin içine bakarak can verecek. Yeter be. Kolum morardı iyice. Hoş geldin güzel sevgilim.
Otursana. Delirdin mi sen? Ha? Bana yaptıklarından sonra yüzünü bile görmek istemiyorum seni. Bırakıp gidince anladın sandım. Merci Jean-Claude. Sakinleşmek için biraz uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Sen Fırat'ı üstüme saldıktan sonra onu öldürmemek için gitmeliydim. Ben Fırat'ı üstüne falan salmadım. Halimi öyle görünce... Kalem! Kılıçtan keskindir diye niye söylenmiş? Hiç düşündün mü? O kılıçlarla savaşmaya gidecek olan kişilere... emri birileri yazarak veriyor çünkü. Ve aynı birileri uzun yıllar süren o savaşları istedikleri an yine kalemle yazarak bir anlaşmayla bitirebiliyorlardı. Kılıcı yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Bunu da unutmamak gerek. Nereye varmaya çalışıyorsun? Fırat aklı yerine kılıcıyla hareket eden biri. Bense her zaman zekamla fark yaratırım. O yüzden o kaybetmeye... sen de benim olmaya mahkumsun. Sakın. Sakın bir daha bana dokunmaya kalkma. Dediklerim anlaşılmadı herhalde. Bana yaptıklarından sonra hastaneye gidip rapor aldım. Eğer bir daha bana dokunacak olursan... hiç korkmadan polise haber veririm. Anlıyorum. Videoyu oynat. Video oynatılıyor. Sana bulaşmayayım diye beni tutan, elime silah almayayım diye uğraşan tek insan. Adamı öldürdüm lan. Yapma Fırat. Ben öldürmedim annemi. Şehadet getir. Fırat, ne dediğinden haberim bile yok. Şehadet getir dedim lan. Fırat bak, ben bir aydır yurt dışındaydım. Annenin öldüğünü bile internette okudum. Dondur. Video donuyor. Bu görüntüler dün gece teknemde çekildi. Şimdi sevgilim, restini görüyor ve arttırıyorum. Eğer benimle evlenmezsen bu görüntüleri savcıya vereceğim. Ve eminim ki savcı da Fırat'ı haneye tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüsten direkt cezaevine gönderecek. Ben seni sevmiyorum. Neden benimle evlenmek istiyorsun? Benim aşkım. İkimize de yeter. Sana akşama kadar süre. Cevabını bekliyorum. Günaydın Aynur Hanım. Günaydın. Hani yarım saate gelecekti? Yok hala bu. Ne bileyim kızım. Sabret biraz. Annenin karnında nasıl durdun doktor? İffet sakın. Hayır. Canım. 45 dakika oldu. Yok hala Fırat Bey'im. Bak yine ayak yapıp görüşmeyecekse söyle de yıkayım bu şirketi başına. Hanımefendi biraz sakin olur musunuz lütfen? Evet bence de. Allah aşkına gel otur şöyle. Hayır. Fırat Bey seninle konuşmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Konuşacak. Merak etme. Ben... Merhaba. İçeri geçelim. Buyurun. Konuş. Buyurun.
Doğrusu şaşırdım seni görünce. Ayakta kalma, otur lütfen. Ha, yok. Fazla durmayacağım zaten. İş teklifini kabul ettiğimi söylemeye geldim. Kararını niye değiştirdiğini... Yanlış bir fikre kapılma sakın. Ben seni peşini bırakmayan yapışkan ahlaksız bir kız değilim. Zenginliğin için ya da duygusal bir beklentim olduğu için de burada değilim. Yani şunu demek istiyorum. Ben senden hoşlanmıyorum. Hatta senden nefret ediyorum. Ama bu işe ihtiyacım var. Ailemin maddi durumu da iyi değil. O yüzden şu an gurur yapacak durumda değilim. Bitti mi? Evet. Benden hoşlanmadığını zaten biliyorum. Yoksa gecenin o saatinde tek kelime etmeden beni bırakıp gitmezdin. Bir ay boyunca ne aradın ne de sordun. Demek ki umurunda değilmiş. Aslında böyle olmasına çok da memnunum. Benim de başka amacım yok, ne de olsa. Öyle mi? Güzel. O halde anlaştık. Saltuk Nazlı Hanım bugün başlayacak. Malzemelerini alması ve hazırlık yapması için ona eşlik eder misin lütfen? Ederiz etmesine başkan da neye başlayacak anlamadım ben. Şirket için dekoratif bir resim yapacak. Resim mi? Ne resmi başkan? Çiçek, böcek falan mı? Orası Nazlı Hanım'a kaldı Saltuk. Hadi oyalanmayın da çıkın artık. Hadi. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Refik. Uyandın mı canım? İyi misin? Çok utanıyorum hala. Utanma canım, utanma. Ne var utanacak? Refik. Refik. Ben seni kendimden daha iyi tanıyorum. Sen intihar edecek bir adam değilsin. Söyle bana, söyle neler oluyor? Allah aşkına anlat. Şükriye Hanım'ın oğlu Fırat Bey. Geçen gün beni şirkete çağırmıştı ya. Evet. Kaza değilmiş. Birisi arabanın frenleriyle oynamış. Refik, ne diyorsun Allah aşkına? Fırat Bey beni suçladı. Düşmanlarından para alıp bilerek Şükriye Hanım'ı öldürdüğümü zannediyor. Uf, yani delirmiş mi bu ya? Yani sen de ölüyordun o kazada. Farkında değil mi bunu? Anasının ölümünden sonra gözü dönmüş oldu. Ben de bu adam bu işin peşini bırakmaz. Beni suçta. Polise verir diye. Allah, nedir bu başımıza gelenler? Nedir bu başımıza gelenler? Nasıl bir resim yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Daha karar veremedim. Bence içinde Fırat'a mesaj olan bir resim yapman lazım.
Ne mesajı? Yani hani bu Fırat soğuk iklimlerin adamıyım, yüreğimi kimse ısıtamaz tripleri yapıyor ya. Ona karşı bir mesaj. Vallahi kusura bakma. Cevabını alamayacağım bir adama mesaj vermekte uğraşamam. Kız salak, adam seni seviyor. Bırakıp gittiğin için belli ki gurur yapmış o kadar. Şimdi senin görmezden geldiğin ben bir gün aşkından ölmek isteyeceğin kişi olacağım mesajı vermen lazım. Ha. Yani bütün bunları şirketin duvarına yaptığım resimle vereceğim, öyle mi? Orasını ben bilmem artık, yetenek sende. Vallahi kusura bakma İffetciğim. Fırat'a mesaj vermekte falan uğraşamam. Ayrıca en son seni dinledik de ne oldu? Ayağına kadar gittik, yüzümüze bile bakmadı. Pardon Nazlı Hanım, bu alışveriş ne zaman bitecek acaba? Benim şirkete dönmem lazım da. Birazdan bitiyor. İsim neydi senin? Saltuk. Hmm. Sanatçıya biraz saygılı ol Saltuk Efendi. Ha. Yaratım sürecinde bir insan var karşında bugüne bugün. Öyle hemen çabuk falan denmez. Sen onun avukatı mısın be? Sana ne oluyor ya? Bana bak. He. Odundan adam olsaydı belki Pinokyo olurdu ama senin hiç şansın yok. Hem sen ne tepemizde dikiliyorsun? Git dışarıda bekle. Bak asıl sen bana bak. Benim tepemin tasını attırma, yoksa kadın madım demem ağzını payını veririm ben. Tamam tamam arkadaşlar, Allah aşkına kavga Allah etmeyin. Allah Allah ya. Sakin, tamam. Dediği laflara bak ya. Tamam, sen... Yok efendim Pinokyo'ymuşum da. Tamam. Yok efendim. Sen... İffet! İffet ne yaptın sen? Sinirden kızarmıştım, mavi attım, morarttım. Abi bu gireceğimiz arıtma tesisi ailesi 15 gün sonra. Şimdi benim yaptığım maliyet hesaplarına göre diğerlerimizden daha iyi fiyat vermesi mümkün değil. Ya diyeceksin ki biz de yapabilir miyiz? Yani bence yapabiliriz çünkü... Abi... Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Devam et ya. Ne diyordum ben? Ya benim yaptığım maliyet hesaplarına göre... Fırat, aç şu telefonu. Of. Ben geldim. İyi ki geldin. Fırat'la konuşmam lazım. Pek keyfi yok. Biz de kavga ettik zaten sabah sabah. Fırat'la Cemil iş yüzünden birbirine girmiş. Fırat'la konuşmam lazım. Sibel abla ne oluyor? Cemil peşime adam taktı. Her hareketimi izletiyor. Ben gidemem. Fırat'ı uyarmalıyız. İyi de bu olanların seninle ne ilgisi var, ben anlamadım. Hedeciğim şu an bunları konuşarak vakit kaybedemeyiz, tamam mı? Bak şu an her yerden izleniyor olabiliriz, tamam mı? O yüzden sen bir an önce Fırat'ı buluyorsun, hemen acil olarak beni araması gerektiğini söylüyorsun ve sakın buraya gelmiyor, tamam mı? Hadi Ececiğim, hadi hızlı. Hadi. Cengiz ve Saadettin Kireç'le konuş. Fırat'ın kafama silah dayadığını söyle onlara. Tamam tamam. Saat 3 gibi her zamanki yerde görüşelim. Söyle Jean-Claude. Sibel çağırdı Fırat'ın kardeşi. Tehdit ettiğini söyleyecek Fırat'a senin. Hoş geldiniz. Ah, keşke hoş gelsem Atifeciğim, keşke hoş gelsem. Hayırdır Muhalla, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Dün gece Refik'i karakoldan aldık. Canına kıymak için bir yerin tepesine çıkmış, aşağı atlayacakmış. Ay tövbe tövbe. Gel otur şöyle bir. Hey, anlat bakayım. Ay. Trafik kazasında ölen patronu Şükriye Hanım var ya. Onun oğlu Fırat, Refik'i yanına çağırmış. Annem sen öldürdün demiş. Ay üstüme iyilik sağlık. Allah koru, iftiradan korusun ayol. Refik onun anasını niye öldürsün? Ay ne bileyim ben. Düşmanlarımı ne varmış, tutturmuş sen onlardan para aldın diye. Ya Atifet, bizim para almış bir halimiz var mı? Gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Onun umurunda mı? At iftirayı, çekil kenara. Ah canım ya. Olan benim zavallı Refik'im oldu. Tamam arkadaşım, dur ağlama, dur ben sana bir su getireyim.
Sağ ol canım. Sağ ol canım. Sağ ol. Ay görüyor musun? Yani boşuna dememişler şu zengin milletinin merhameti olmaz diye. Anacığım kimin gücü kime yeterse. Allah'ın ondurmadığını peygamber sopayla kovalar. Kulu ne yapsın? Ama ben de bunu onun yanına bırakmayacağım. Gideceğim, edeceğim. Ay dur sen şimdi arkadaşım. Kadın haline bir şey yapma. Yok şekerim, bunun kadın madını kalmadı. Ya Atifetciğim, ben senden bir şey rica edeceğim. Şimdi Refik evde uyuyordu. Ben onu yalnız bırakmak istemiyorum. Sen gitsen, biraz onu beklesen, ben gidip gelsem olur mu? Olur arkadaşım. Tamam, hadi. Peki dur bir üstümü başımı toparlayayım. Oh. İyi, hadi gel. Hadi canım. Avukatlara gösterelim o zaman sözleşme. Tabii abi, tabii göstereceğiz. Bugün göndereceğim. Selamun aleyküm. Selam Şirin baba. Değil değil, Çerkes Şirin. Ne olmuş sana böyle mama? Hiç sormayın ya. Ufak bir kaza oldu dükkanda. Ne kazası? Önemsiz bir şey başkan ya. Nazlı döndü değil mi senle? Döndü başkan, döndü. Dışarıda. Başkan, onun yanındaki kız da ona çalışmayacak değil mi? Ha? Çalışmayacak. Ha, iyi o zaman. İyi, iyi. Saltuk Bey, İffet adına gerçekten çok özür dilerim. Yani neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Çok iyi bir kızdır ama işte damarına basılınca bazen böyle delirebiliyor. Hani kazaydı lan? Tamam kardeşim, uzatmayın ya. Hadi ben kaçtım. Nasıl döktü? Nasıl döktü oğlum? Anlatsana lan. Hemen başlamışsın bakıyorum. Evet. Ama önce eskizleri çizip sana onaylattıktan sonra başlayacağım. Gerek yok. Ama öyle çiçekli, böcekli, kelebekli bir şey olmasın. Nihayetinde burası bir inşaat şirketi. Anladım. Senin gibi renksiz bir şey olsun yani. Renksiz mi? Sen renk görmüşsün ya. Bak gerçekten çok üzüldüm. Bir ressam için bayağı zor bir durum olmalı. En azından senin gibi gözümün önündekini görmezden gelmiyorum. Bak bu konuya girmeyelim istersen. Çünkü sonuçta haklı çıkarım. Ama istersen hobi olarak tartışabiliriz. Yok yok. Sen böyle içindekilerini kus, ben temizlerim. Bu muhabbeti tadında bırakalım istiyorum ama ortada tat falan bırakmayacaksın anlaşılan. Ben kırıldıkça susarım. Sen devam et. Ne yazık ki yönetmem gereken bir şirket var. O yüzden sana kolay gelsin diyorum ve hemen gidiyorum. İyi yaparsın. Buyurun, kime bakmıştınız? Fırat Bey'le görüşeceğim. Siz kimsiniz? Rahmetli Şükriye Hanım'ın şoförünün karısıyım. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Fırat Bey evde yoklar. Şirkette olurlar bu saatte genelde. Ne konuşacaksınız? Önemli bir şey konuşacağım. Şirket nerede, oraya gidin ben. Senin yaptığın inşaatlarda buluşmaktan bıktım. Daha sıcak bir yer bulamadın mı? Sızlanmayı bırak. Burası bitince %15 alacaksın. Fırat'la uğraşmanın bedeli de budur zaten. İskelede işini bitiremediniz ama. Buraya bunları dinlemeye gelmedim Cemil. Telefonda konuştuğumuz konuyu araştırdın mı? Evet. Cengiz ve Saadettin Kireç
bizim bir ilgimiz yoktu. Üstelik arabanın frenleriyle falan da oynamamışlar. Nasıl yani? Kim yaptı o zaman? Ben de benim adamlarıma böyle bir emir vermediğime göre geriye bir ihtimal kalıyor. Sen yaptın. Ve suçu da başkalarına atarak aradan sıyrılmaya çalışıyorsun. Cengiz de, Taadettin de benim gibi düşünüyor. Hatta bundan sonra seninle çalışmasak mı diye konuştuk aramızda. Ne düşündüğünüz? Umurumda bile değil Necati. Ben olmasam kanun karşısında ne yapacaksınız? Sizi kaç defa savcının odasından elinizi kolunuzu sallayarak çıkarttım. Unutuyorsun galiba. Necati. Sakin ol değil mi? Sakin ol. Aklını kullanamayan insanlardan nefret ediyorum ama Necati. Fırat'ın bizden başka bir düşmanı var. Bu hepimiz için bir avantajken siz kalkmış beni suçluyorsunuz ama Necati. Sakin ol. Bu aptallıktan başka bir şey değil. Necati. Şu kazayı araştır. O sırada arabayı kim kullanıyormuş? Öğren. Tamam patron. Aynurcuğum, bunu kuryeye ver, Bağdat İnşaat'a götürsün. Tabii Fırat Bey. Nazlı Hanım nerede? Eskiz çizmek için sakin bir yer var mı diye sordu. Ben de bahçeye gönderdim. Tamam. Burası benim yerim. Öyle mi? Affedersin. Hiç anlaşılmıyor. Koskoca bahçeyi kendime ayıracak kadar bencil olduğumu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Genelde zenginlerin bencil, ukala ve kendini beğenmiş olduklarını söylerler. Ukala olduğum doğrudur. Ama nedense bencil ve kendini beğenmiş deyince hep sen geliyorsun aklıma. Ne de olsa seni baloya götüren, bütün gece muhabbet eden birini tek kelime etmeden bırakıp gidebiliyorsun. Ne oldu? Tez cevapladığın bu sefer bir bahane bulamadın. Ne fark edecekti? Beni görmeyip sekreterine yok dedirtecektin nasıl olsa. Tam tahmin ettiğim gibi. Sadece kendini haklı çıkartmak istiyorsun. Ama benim oyun oynamaya vaktim yok. Nazlı. Sinirlendirdiysem özür dilerim. Henüz patronum olmana alışamadım. Ama merak etme, bundan sonra sana karşılık vermem. Ver ya, ver. Haksız olsam da hep gerçekleri duymak isterim.
Tamam. Şimdi gidebilir miyim? Hayır. Fırat Bey, Ece Hanım geldi. Odanızda sizi bekliyor. Çok acilmiş. Ece. Abi. Tatlım, ne oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim, merak etme. Abi, hemen Sibel ablayı araman gerekiyor. Ya, telefonlarına cevap vermiyor musun? Ben de aradım, kapalıydı. Sana Cemil Akın'la ilgili çok önemli bir şey söylemesi gerekiyormuş. Başka bir şey söyledi mi? Şey, Cemil onu takip falan ettiriyormuş. Abin buraya sakın gelmesin dedi. Abi, ne oluyor, nedir bu Cemil meselesi? Yok bir şey tatlım. Basit bir iş anlaşmazlığı. Sibel abartıyor. Hadi eve dön, hadi. Tamam. Beni ara ama, tamam mı? Bak, ben merak ediyorum. Tamam, tamam tatlım, hadi. Gel. Kolay gelsin kızım. Fırat Bey'le görüşecektim. Ben rahmetli Şükriye Hanım'ın şoförünün karısıyım. Fırat Bey az önce çıktı. Bugün dönmez. Yarın uğrayın tekrar. Tamam. Yarın uğrarım. İsterseniz gelmeden beni bir arayın. Buyurun, bu numaradan arayabilirsiniz. Sağ olun. Olmadığına emin misin? Nişanlımın güçsüz düşmesini istemem. Cemil, lütfen vazgeç artık. Ya ben senden bu kadar korkarken nasıl evlenmemi bekliyorsun? Biraz anlayışlı ol artık ya. Yo yo yo. Hissettiğin şey korku değil sevgilim. Endişe. Benim seni Fırat'ın sevemeyeceği kadar çok sevdiğimi gördükçe endişeleniyorsun. Elinde olmadan beni sevmeye başlayacağını düşündükçe, nefretinin gittikçe aşka dönüşeceğini gördükçe korku bahanesinin arkasına sığınıyorsun. Bu. Cemil, lütfen şunu kabul et artık. Fırat beni sevmiyor. Aramızda hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ama senden tek bir şey isteyeceğim. Bu evlilik teklifini düşünmem için birazcık daha zaman ihtiyacım var. Zaman. Zaman ikimiz için de doldu sevgilim. Birazdan Fırat gelecek. Ya benimle evleneceğini açıklayacaksın ona, ya da Fırat'ın cezaevine gireceği haberini ona sen vereceksin. Kararını ver. Ha, madem seni sevmiyor, madem sana değer vermiyor,
O zaman öyle bir herif için beni üzmezsin sanırım. Ha Mualla. Ay iyi ki geldin, ben de şimdi seni. Şirkete gittim yok. Evine gittim yok. İçine doğdu sanki. Yarın sabah erkenden gideceğim. Bu sefer elimden kurtulamayacağım. Mualla ben de şey diyecektim sana. Refik yok odasında, gitmiş. Ne? Gitmiş vallahi, yani şöyle iki dakika içim geçtiydi, o arada kalkıp gitmiş seninki. Ya Atifet nasıl yok yani? Koskoca adam giderken nasıl görmezsin? Ay ne bileyim, görmedim işte. Oh, Mualla ne yapayım? Aman dur. Dur bakalım dur. Dur. Çalıyor. Aa, ses odadan geliyor Mualla. Ay evde bırakmış, görüyor musun? Nereye gitti bu adam? Oğlun seni benim öldürdüğümü biliyor Şükrühan. Er ya da geç cezamı kendi elleriyle de verecek. Biliyor musun? Karşısına geçip ben katilim diye bağırmak istiyorum. Ama yapamam. Fırat, Nazlı'nın yaşaması için sizi öldürdüğümü öğrenirsek Nazlı'nın kalbini kendi elleriyle çıkar. O yüzden ne o ne de başka biri öğrenmemeli. Kendim için değil, kızım için bu sırrı ölene kadar saklayacağım. Yalvarırım, beni affedin Şükrüya. Sibel, iyi misin? Fırat. Buraya gelmemeliydin. Lütfen hemen git. Neler oluyor Sibel? Cemil'le ilgili söyleyeceğin önemli şey ne? Yok, ben gereksiz panik yapmışım. Öyle mühim bir şey falan değil. O buradaydı değil mi? Seni tehdit etti. Fırat. Aşkım. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Buyurmaz mısın? Ne işin var lan burada? İstemiyor seni işte. Rahat bıraksana kızı. Nişanlımla arama girmeye bayılıyorsun değil mi? Ama buna o karar verir, sen değil. Ayrıca gelişen bazı olaylar sonucunda fikrinin olumlu yönde değiştiğini düşünüyorum. Öyle değil mi sevgili? Ben Cemil'i affettim ve nişan yüzüğünü taktım. En kısa zamanda evleneceğiz. Bu yüzden benden uzak durman en doğrusu Fırat. İyi. Nasıl istersen. Cemil, bari izin ver de dostça vedalaşayım ha. Çık. Çık çık. Nasıl olsa bu birbirinizi son görüşünüz. Fırat, dur lütfen. Fırat. Sibel, kardeşimle çok önemli diye haber gönderiyorsun ama buraya geldiğimde Cemil'le evleneceğin masalını uyduruyorsun. Ne oluyor Sibel? Gerçeği söylesene. Fırat, mecburum ben. Cemil'e borcum var çünkü. Eğer onunla evlenmezsem her şeyimi kaybedeceğim. Ailemi bile. Para yüzünden öyle mi? Sibel bak,
kiminle evlendiğim umurumda değil. Biz seninle sadece arkadaşız ve ilelebet öyle kalacak. Tamam mı? Ama benden bu tiyatroya inanmamı bekleme. Seni çok seviyorum. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Bakkala çakkala herkese sordum. Kimse görmemiş. Ay mahalle ben de ta sahile kadar indim ama belki yürüyüş falan yapmıştır diye. Ya bu mahallede olmadığına göre başka bir yere falan gitmiş olmasın. Ay kız polise mi gitsek ha? Allah korusun yine kendini bir yerlerden şey yapmasın bu. Ay kız ağzından yel alsın. Yok ben artık öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Şu yukarı mahallede bir eskiden gittiği kahve vardı. Oraya mı baksak acaba? İyi hadi bakalım gel. Hadi yürü. İyi akşamlar Nazlı Hanım. Sana da iyi akşamlar Aynur'cığım. Kolay gelsin. Sen badana mı yapacaksın, resim mi çizeceksin anlamadım ki. Efendim? Yani elinde zımparayla öyle pek resim yapıyormuşsun gibi gelmedi de. Ha. Ya evet, çizimden önce birkaç pürüz var da onları halletmem gerekiyor. Lahmacun yer misin? Lahmacun mu? Hı. Hadi gel, hadi. Duruyorsun ya. Hadi başlasana. Yoksa sevmez misin lahmacunu? Yo ben severim de. Seni sevmem biraz garip geldi bana. Ne bileyim sen böyle sushi muşi falan yersin diye düşünüyordum. Sushi mi? Bu kavruk tiple mi? Sen beni yanlış tanımışsın Nazlı Hanım. Dur ellerimle hazırlayayım da gör. Aa yok yok bana soğan koyma lütfen. Soğansız lahmacun mu olur ya? Bari o biberden koyma. Halis malis isot bu. İsotsuz da olmaz. Al bakalım. Hadi afiyet olsun. Çok acı. Ben dedim işte yiyemem ben böyle ya. Yapma ya. Yanıyorum. Ben de var ya acı seversin sanmıştım ha. Yani o kadar acı acı laf sokuyorsun demek ki yiyemiyorsun. Ayran verir misin lütfen? Al. Açar mısın? Hadi. Kalk. Olamaz kalsın sana geliyordum. O derece yani. Bile bile yaptın değil mi bunu? Sırf beni cezalandırmak için. Ne alakası var ya ben bütün iyi niyetli halimle kızcağız acıkmıştır diye gittim lahmacun aldım geldim. Senin dediğin lafa bak.
aramızda geçmiş güzel bir günü çöpe atmış oldun Fırat Bey. Haberin olsun. Sana güzel gelmiştir. Bütün gün laf soktun bana. Laf sokmadım, gerçekleri söyledim. Kesin bir şey geldi başına Refik'im. Ay Allah korusun var ya, dur sakin ol şimdi. Aa, senin evin ışıkları yanıyor mahalle. Ah. Ay Nazlı geldi herhalde. Ah bahtsız kızım benim ya. Nasıl anlatacağım ben şimdi ona babasının kaybolduğunu? Ben de gideyim İffet'e söyleyeyim bari. Olmazsa karakola beraber gideriz istersen ha. Tamam. Hadi. Sağ ol canım, hadi. Hadi canım. Nazlı. Nazlı. Sen mi geldin kızım? Muhalla. Neredesin sen sabahtan beri? Ay Refik. Ay şaka mısın sen? Asıl ben meraktan öldüm. Yani sabahtan beri mahalle kazan, ben kepçe, Atifet'le seni arıyoruz. Ben sarı yerde duraktaydım arkadaşların yanında. Ne oldu ki? Ya elinin körü oldu Refik. Yine canına kıymaya kalktın diye öldüm öldüm dirildim. İyiyim ben, iyi. Yani vallahi, yani acır insan ya. Bir de telefonunu da evde bırakmışsın. Evdekiler ölsün meraktan. Ya bir de rahat rahat oturuyorsun orada. Yeter be, yeter. Derlerdi, kadının diline düşeceğine bilmem nereye düş. Haklılarmış. İşimiz yok. İki gün eve ekmek getiremedik ya. Çocuk gibi azarlar oldu. Estağfurullah canım. Bana bak Muhalla. Bundan sonra sakın haddini aşma. Yoksa fena olur. Söylemedi de mi? Niye konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun? Benimle uğraşmaktan zevk alıyorsun değil mi? Ama hayır, sana o zevki yaşatmayacağım. O yüzden ne konuşacağım ne de seni dinleyeceğim. Bırakma kendini Nazlı. O seni sevmiyor, seni istemiyor. Sakın bırakma kendini. Ah be küçüğüm. En büyük sevdam sana. Keşke seni uzaktan sevmeme, seni koruyup mutlu etmeme izin versen. Sevmese niye burada yanında? Çok mu meraklı seni eve bırakmaya? Of Nazlı, yaptığı onca şeyden sonra her defasında hala onu savunuyorsun bak. Niye kapattın? En sevdiğin şarkı değil miydi bu? Artık öyle değil. Şimdi kötü anılar canlandırıyor. Bak bak bak. Şimdi kötü anılarım ben mi oldum? Mahalleye geldik, dur. Ben burada ineyim. Şimdi görürlerse yanlış anlarlar. Niye yanlış anlasınlar? Babam beni görünce memnun olmaz mı? Yani kızı kimin yanında çalışıyor, hırlı mı hırsız mı görmek istemez mi? Yok, istemez. Hele gecenin bu saatinde hiç. İyi. Tamam. Şurada bir yerde dur. Beni bıraktığın için teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Yarın erkenden işin başında ol, tamam mı? Merak etme, olurum. Ben de zaten bir an önce bitirip gitmek istiyorum. Çünkü her gün arıyorlar ders için. Tabii tabii. Öyledir. İyi geceler. Dönüp bakma sakın. Zaten ikide bir kalbini kırıp duruyor. Sakın bakma. Şimdiden özledim. Hadi dön bak. Ne olur. Hadi. Gitmiştir çoktan zaten. Bakabilirim o zaman. Hayır hayır. Sırf beni yakalamak için gitmemiş de olabilir. O yüzden sakın dönme.
da babam senin yüzünden yatıyor. Sağ koluna tamamen felç geldi. Sen Cemil'le nişanlanmadın diye. Denedim ama yapamadım. Para için kendimi sataysam sonra nasıl yaşarım ben? Nasıl aynaya bakarım anne? Onlar babanın Cemil'in babasına olan borçları. Peki baban senin yüzünden ölürse nasıl yaşayacaksın ha? Anne ben yapamam bunu. Ben başkasına aşık oldum bunu biliyorsun. Zerre kadar umurumda değil. Adamı aşkını itiraf edemediğini. Zaten seni arkadaş gibi gördüğünü söylemiştin. Boş hayallerin peşinde koşturup duracağına Cemil'le evleneceksin. Birkaç sene sonra boşanırsın. Abicim kahvaltı hazırladı, gel. Tamam tatlım, geliyorum. Kızım. Hı. Aa, niye bu süs böyle sabahtan beri ha? Kime süsleniyorsun böyle? Ay kime olacak canım? İşe gidiyorum ya, öyle işte biraz özeneyim dedim yani. İyi hadi öyle olsun bakalım. Babam, günaydın. Günaydın babacığım. Nasılsın, daha iyi misin bugün? İyiyim kızım, iyiyim. Sen beni merak etme. Hadi gel kahvaltı yapalım. Yok babam ya, çok geç kalıyorum. Benim hemen çıkmam lazım. Anne, canım. Haydi görüşürüz. Güle güle. Refikciğim, çayını tazeleyeyim mi? Yok, istemez. Demek Fırat'ın annesine mezar olan araç bu. Uyu patron. Arabayı kendi mi kullanıyormuş? Bu adam şoför. Adı Rafik. Hospitalde yatmış bir ay kazadan sonra. Kendini öldürecek kadar aptal değilse frenlerle oynayan o değildir. Bu işi ancak Fırat'ın evine girip çıkabilen biri yapabilir oysa. Saltuk ve Mestan. Bu adamlarla ilgili ne bulabiliyorsan getir bana. Uy patron.
oldu ya, hayırdır ikiniz birden? Abi affedersin ama yani parfüm sesin içine mi düştün sen sabah sabah? Çok mu olmuş ya? Yani Ece'nin yurt dışından getirdiği parfüm sıkayım dedin mi? Ağır olmuşsa demek. Ya ağır da laf mı başkan? Sen söyleseydin 5 liraya hacıyı alırdım ben sana evin önünden. Hayır, inşaata giderken de pek bir gereksiz yani ama. İnşaata mı? Şirkete gitmiyor muyuz? Başkan. Abi arabaya binerken dedim ya inşaata gidiyoruz ya, bugün yıkım var. Hadi ya. Ne yapalım? Başkan senin kafa niye 1500 ya bugün? Şeyden ya. Ha. Ben dün geceye çok uyuyamadım da ondandır. Ya bu arada aklıma gelmişken Nazlı'nın yapıştırdığı ilanların hepsini toplayayım. Hepsini derken? Hepsini. Ne kadar yapıştırdıysa. Toplayalım, toplayalım abi. Niye? Anladım ben onu, anladım. Refik'cim dışarı mı çıkıyorsun? Hayrola? Hesap mı vereceğim? Yok canım. Ya dün gece için çok özür dilerim. Yani korkudan ağzımdan çıkanı kulağım duymadı herhalde. Ya kusura bakma ne olur. Tamam Mara, tamam. Ben taksi durağına gidiyorum. Mert'e layıp ettim. Peki. Hadi selametle git. Sağ ol. Parmaksızoğlu İnşaat. Ya iyi günler. Fırat Bey orada mı acaba? Ben Mualla, şoför Refik'in eşi. Dün de gelmiştim. Fırat Bey öğleden sonra gelecek Mualla Hanım. Nerededir acaba? Oraya gitsem. Bu bilgiyi vermem mümkün değil. Bakın kızım çok önemli. Rahmetli annesiyle ilgili bir durum var. Yüz yüze konuşup bilgi vermem lazım. Peki. Sarıyer'deki inşaata gidecekti bugün. Ben adres size mesaj atarım. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Nazlı Hanım. Fırat Bey ofisinde mi? Fırat Bey daha gelmedi. Önemli bir şey varsa telefonla ulaşalım. Aa, yok yok, önemli değil. Çizdiğim eskizleri gösterecektim de. Tamam, o zaman gelince gösteririm. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Bugün yıkıma başlıyoruz ha? Evet. Kısmetse bir aya bu binalar burada olmaz. Güzel. Efendim? Cemil Bey, ben Avukat Suat. Önemli bir gelişme olursa beni arayın demiştiniz. Evet, buyurun. Fırat, Sarıyer'deki inşaatta şu an. Bugün binaların yıkımına başlayacaklar. Biliyorsunuz yıkılacak evlerin birinde daire sahibiyle anlaşmıştık. Arsa payını itiraz ederek mahkemeye gidebiliriz hemen. İnşaatı durdururuz. Hayır, hayır. Tam tersi. Fırat inşaata başlasın, masraf yapsın. Ondan sonra durduralım. Gereği neyse. Tamam. Baksana. Ben sizi nereden tanıyorum? Refik'in karısıyım ben. Rahmetli ananın şoförü Refik'im. Hani trafik kazası geçirip
ölümden döndükten sonra katil olmakla suçladığın adam. Yengeciğim tamam, gel sen şöyle. Dokunma bana. Yalan mı söylüyorum? Utanmıyor musun sen masum insanları suçlamaya? Yok düşmanlarından para almışmış da anneni öldürecekmiş de. Yeter ama yenge, Saltuk. Bırak ne söyleyecekse söylesin. Benim kocam yıllarca namusuyla çalıştı, tamam mı? 3 kuruş için el kapılarında çalışır ama fazlası için harama eli uzatmaz, anladın mı? Kazadan beri hiçbir yerde çalışamadı. Banka eve hadize gelecek diye yüreğim buramda atıyor benim. Sen de kalkmış onu katil olmakla suçluyorsun. Bir dakika. Yaşananlar kaza değil. Arabanın frenleriyle oynanmış. Biri bilerek öldürdü annemi. Frenlerle oynamak için garaja girmek gerekir. Şoförü olarak Refik Bey'den şüphelenmemiz normal değil mi? Üstelik sadece soru sordum. Ne dövdüm ne de sövdüm. Adam gibi alıp karşıma konuştum. Sizce bu kadarına hakkım yok mu? Şerefiyle yaşayan insanlarız biz. Senin gibi ne paramız, ne pulumuz, ne de gücümüz var. Elinde kalan tek şey, şerefini elinden aldın Refik. Hiçbir şey olmamış gibi öylesine yaşamaya devam edeceğini mi zannettin? Nasıl? Canına kıymaya kalktı. Utancından ne bana, ne kızına hiçbir şey diyemedi. Sen onun adını kirlettin diye kendini öldürmeye kalktı. Ben özür dilerim, çok üzüldüm. Eğer yapabileceğim bir şey varsa... Senin hiçbir şeyini istemiyoruz. Allah'a yakın, bizden uzak dur. Ananın katillerini de git başka yerde ara. Alo Cemil Bey. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir video kaydettim az önce. Evet evet, inşaatta. Hemen size gönderiyorum. Abi nereye? Üzüldün biliyorum ama sen de haksız değildin başkan. Dönelim, şirkete gidelim. Tamam başkan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Erdal kardeş, biraz konuşalım mı? Erdal, biliyorum yaptığım adamlık değil ama hala işe çok ihtiyacım var. Usta bak, ne olduysa oldu. Geçmiş olsun diyelim, bitsin gitsin artık. Tamam ama sen de gönül koydun. Hiç olmasa hakkını helal et ha. Ya ben helal etmesini ederim de bu durakta bundan sonra sana iş çıkmaz Refik abi. Kimse sana bir daha arabasını teslim etmez. Anladım kardeşim. Ama sen yine de başka bir iş çıkarsa ne bileyim telefonlara bakmak falan. Ararsın beni değil mi? Tamam abi tamam. Bir durum olsa ben seni ararım. Hakkını helal et. Aynur telefon bağlama, bütün randevuları da iptal. Tabii efendim. Merhaba, ben de sana bugün... Sonra Nazlı, sonra. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Allah kahretsin! Adam canına kıymaya kalkmış. Abi sakin ol tamam. Bak Refik'ten biraz fazla şüphelenmiş olsan da... freni bozulmuş bir araba için ilk akla gelen o. Hem bir şey de yapmadık be başkan. 2 soru sorduk bıraktık ya. Ne yumuşak yürekli herifmiş bu, ben anlamadım ki. Ya bir insan bunun için canına kıymaya kalkar mı? Yok Saltuk yok. Biz şerefsizlerle uğraşmaya alışmışız. Bir adam gururu, onuru için yaşar. Bazen bir laf, bir kurşundan bile beter gelir. Şerefiyle yaşayan insanlarız biz. Senin gibi ne paramız, ne pulumuz, ne de gücümüz var. Elinde kalan tek şey, şerefini elinden aldı Refik. Hiçbir şey olmamış gibi öylesine yaşamaya devam edeceğini zannettim. Nasıl? Canına kıymaya kalktı. Utancından ne bana? Bu videoyu hemen yüklemeni istiyorum. Ayrıca Fırat'ın şirketinin mail grubuna da yolla. Çalışanları bu şenliği kaçırmasın.
haber kız? İffet, kızım ne işin var senin burada? Sana kurabiye yaptım. Dayanamadım, taze taze yersin diye buraya getireyim dedim. Hı. Bana kurabiye yaptın. Evet. Sırf bunun için geldin yani buraya. Yani. Aman tamam be. Merak ettim bizim etkisiz Erman'la ne yapıyorsun diye. Hem annem dükkanda dırdır ediyordu. Ben de sıkıldım, kaçtım. İki lafın belini kırarız, fena mı? İyi yaptın, iyi yaptın. İyi o zaman kahvelerimizi alıp bahçede yiyelim şu kurabiyelerini. Ha, şöyle yola gel. Bu sabah beni görmedi mi? Yoksa görmezlikten mi gelmeye çalıştı anlayamadım. Gerçi sabah biraz sinirliydi ama... Ay acaba sinirliyken gözü beni bile mi görmüyor? Allah Allah. Nazlı ben seni dün bıraktığımda aşk defterini parçalayıp ateşe vermiştin. Şimdi Fırat merhaba demedi diye karalar bağlayıp psikolojik analizlere girmişsin. Bilmediğin şeyler var ama tatlım. Ne? Dün akşam Fırat bana yemek ısmarladı. Kız! Ya. Ondan sonra da mahalleye kadar bıraktı. Ha! Bak sen şiire bakıp yürek yakama. Ben de seni tilki geri dönmesin diye dükkanı ateşe verenlerden zannediyordum. Demek bir yemeğe fit oldum. Yok kızım, vallahi öyle değil. Bütün gün sakız çiğner gibi çiğnedim laflarımla. Yani tersledim, laf soktum. Ama öyle elinde lahmacunlar da görünce dayanamadım işte. Ne? Lahmacun mu? Ya sana Fırat lahmacun mu getirdi? Evet. Ya Nazlı, ben de yemek ısmarladı deyince şöyle güzel bir restorana falan götürdü zannettim. Yani çok ucuza gidiyorsun ha. Öyle iki lahmacun bir eve bırakmayla bu iş nikah masasına gitmez. Seni vermeyiz öyle kolay kolay Fırat'a. Ya kızım ne vermesi, ne nikah, ne diyorsun ya? Ayrıca şu an benden hoşlanıyor mu ondan bile emin değiliz. Hiçbir adam hoşlanmadığı kızı eve kadar bırakmaz canım. İndirir bir taksiye, verir parasını, bitti gitti. Ha, buraya da yazıyorum. Bu adam sana aşık. Öyle mi diyorsun? Mahsus yapıyorsun değil mi? Ya bu kadar saf olamazsın gerçekten. Bence abartıyoruz İffet ya. Hem daha bundan emin olamayız ki. Ayrıca o sevse bile acaba ben isteyecek miyim? Pardon? Tamam Nazlı. Artık sana şaşırmıyorum gerçekten. Vallahi bak şaşırmıyorum. Ortak mailine gelmiş. Fırat parmaksız olan rezalet mi? Elinde kalan tek şey. Şerefine elinden aldığın resmi. Hiçbir şey olmamış gibi öylesine yaşamaya devam edeceğini mi zannediyorsun? Allah kahretsin. Asıl bunlar internette yayılırsa o zaman mahvolduk. Yayılır sayılsın. Hiç beklemezdim Fırat Bey'den. Ya kadın biraz da abartmış bence. Bunlar niye toplanmış? Aynur, ne oldu? Birisi bu görüntüleri çekip internete koymuş. Rezil olduk. Utanmıyor musun sen masum insanları suçlamaya? Yok düşmanlarından para almışmış da anneni öldürecekmiş de. Yeter ama yenge, Saltuk. Bırak ne söyleyecekse söylesin. Benim kocam yıllarca namusuyla çalıştı, tamam mı? Üç kuruş için ev kapılarında çalışır ama fazlası için arama el uzatmaz, anladın mı? Trafik kazasından sonra çalışamadım. Banka eve hacize gelecek diye yüreği buramda yaşıyorum ben, haberin var mı? Sen de kalkmış onu katil olmakla suçluyorsun. Misyon tamam patron. Video gönderildi. Hayır Jean-Claude. Görev henüz tamamlanmadı. Bana şu şoför Refik'i getirmeni istiyorum. Fırat'ın annesini öldürmekle suçladığına göre
asıl konuşmamız gerekenin ne olduğunu düşünüyorum. Uy patron. Sen paranın gücüne güvenip dayılan işte böyle yaparlar adamı. Vallahi hiç lafımı sakınmadım, atfettim. Ağzıma geleni söyledim, rezil ettim herkesin içinde. Oh, iyi ettin arkadaşım. Ay zengin milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu. Ayol en iyisi bile kaşıkla verir, sapıyla gözünü oyar vallahi. Ay biz de ne iyi çocuk falan diyorduk ha. Nazlı'nın hastane masraflarını da ödedi ya. İyiliği bu kadarmış işte bak. Ay canım, yani iyilik yaptın diye iyi gel bari. Ben kocamı sokakta bulmadım. Ay bana bak atfet. Yani sakın Refik'in yanında ağzından bir şey kaçırma, öldürür beni. Ay yok kız ayol, kaçırır mıyım hiç? Ha bak, kapattım vallahi. Yani bütün bu olaylar yüzünden 30 yıldır ilk defa kavga ettik. Yani adamın sinir tepesinde ne desem yanlış anlıyor. Ay zor gönlünü aldım. Ay arkadaşım sen de sabırlı ol. Alttan al biraz, içini ferah tut. Ay erkek millet ayol, bilmiyor musun? Çocuk gibidir. Ay dur, iyi aklıma getirdin. Arayayım şunu. Efendim hala. Ah, Refik'cim nasılsın? Evde misin? Hayır, evde değilim. Durağa gideceğim dedim ya, oradayım. Akşam ne yemek yapayım diye soracaktım. Canın istediği bir şey varsa alayım. Ya Muhalla, canın ne istiyorsa onu pişir, tamam mı? Bir ortan yok ya. Tamam, affettim dedim ya. Allah Allah. Ne diyeceğimi bilmiyorum ben Nazlı'ya. Hem baban Fırat'ın annesine şoförü çıksın, hem Fırat babanı katil olmakla suçlasın. Hay ben böyle kaderin. Zavallı babam benim ya. Biz onu Şükrüye Hanım'ın ölümüne sebep oldu diye intihar etmeye çalıştı sanıyorduk. Meğer Fırat yüzündenmiş. Sen niye daha önce söylemedin Refik amcanın intihara teşebbüs ettiğini? Nasıl söyleyeyim ya, nasıl söyleyeyim? Utancımdan söyleyemedim işte. Hem ne fark eder ki? Her şey Fırat yüzünden olmuş. Ya nasıl yaparsın bunu babama ya? Nasıl yaparsın? Nazlı, yani o da pişman olmuştur herhalde yaptığına. Kızım adamın annesi ölmüş. Yani hata yapması, kafasının karışması normal değil mi sence? Bilmiyorum İffet, bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım şimdi? Hadi eve gidelim. Yarın oldu hayrola. Yarın ne değişecek ki? Ben artık Fırat'ın yanında çalışamam İffet. Ona gidip Refik'in kızı olduğumu söyleyeceğim. İşi bırakacağım. Nazlı saçmalama. Aklına ilk geleni yapmana hayatta izin vermem. Ya başka çarem mi var İffet? Eninde sonunda kim olduğumu öğrenmeyecek mi sanıyorsun? Öğrenirse öğrensin canım. Yani niye hemen kaçıyorsun ki? Bunca olandan sonra nasıl kalayım? Nazlı,
Sen bu adama deli divane aşığım demedin mi? Şimdi niye hemen vazgeçtin? Benim aşık olmam tek başına bir işe yaramıyor ki İffet. Hem Fırat da beni istemiyor zaten. Şirkette çalışmayı da sadece durumumuz kötü olduğu için kabul etmiştim. Nazlı, beni dinle. Ya adam da sana karşı boş değil ki. Keşke başka bir yol olsaydı İffet. Ama yok işte. Şirkete gidip ona her şeyi anlatacağım. İşi de bırakacağım. Nazlı, bak yapma. Çok pişman olacaksın sonra. Bunun sonrası yok İffet. Çoktan pişmanım zaten. Sen bunu yüzüne ne sıktın? Niye hala uyanmıyor? Teessüf ederim ama babişko. Şu üstümdeki ceketin fiyatı bile Fırat'ı satın almaya yeter. Ben Cemil Akın. Ve şimdi sen bana Fırat'ın annesini niye öldürdüğünü söyleyeceksin. Ne öldürmesi? Tamamen kazaydı. Az kalsın ben de ölüyordum. Biraz sonra sana yapacağım şeye bir Amerikan başkanı bir işkence değil, sorgulama yöntemi demişti. Bakalım waterboarding için sen ne diyeceksin? Ben kimseyi öldürmedim. Hem Şükriye Hanım'ı niye öldüreyim ki? Ben de bunu merak ediyorum zaten. Kimin için çalıştığını. Arabanın frenlerini bozman için sana kimin emir verdiğini. Bunları söylemeni bekliyorum. Bak babişko, işin aslı şu. Ben çok kıskanç bir adamım. Fırat'ın baş düşmanı benken birinin benim yerimi almasını kaldıramam. O yüzden söyle. Kimin için çalışıyorsun? Değil misin sen? Değil misin sen? Babişko. Tamam, ben kendisine ileteceğim. Çok teşekkürler. İyi günler. Döndünüz mü Nazlı Hanım? Sizi göremeyince yemek molası için çıktığını zannettim ben de. Yok. Fırat Bey'le görüşebilir miyim? Çok acil.
konuşmak için pek de uygun bir zaman değil. Şu videoya çok sinirlendi Fırat Bey. İsterseniz yarın konuşun. Yarın olmaz. Bugün görüşmem lazım. Bak Aynur, gerçekten önemli olmasa bu kadar ısrar etmezdim. Lütfen. Peki. Ama hiç değilse toplantı sırasında bölmeyelim. Bekleyelim, olur mu? Peki. Abi. Videonun gönderildiği maili kaynağına kadar takip etmeyi başardım. IP adresini maskelemeye çalışmışlar tabii ama benden kaçar mı? Kaçmaz. Ya tamam oğlum, hadi söyle kimmiş ya? IP adresi... Cemil'in şirketini gösteriyor. Cemil'in mi? Benim hortumumun suyu bitmez. Buna günlerce devam edebilirim. Ama senin ciğerlerinin buna dayanacağını düşünmüyorum. Boşuna. Boşuna zaman harcama. Sık kafama bir kurşuna. Sanki çok mu yaşamak istiyorum? Hadi. Peki ya kızın? Karın? Onların yaşaması da umurunda değil mi? Sakın. Sakın onlara bulaşma. Onlara bir suç yok. Sanırım şöyle yapacağım. Önce seni burada öldüreceğim. Sonra kızını ve karını buraya getireceğim. Sanırım ikisinden biri Fırat'ın annesini neden öldürdüğünü biliyordur. Bu yüzden... Şimdi sana son kez soruyorum. Fırat'ın annesini neden öldürdün? Kızım için. Ne? Kızım için. Eğer... Eğer 4 gün içinde kalp nakli yapılmasaydı... ölecekti. Şükrü Hanım kalbini ona bağışlamıştı. Ama o kadar vaktimiz yoktu. Ben de sırf kızım yaşasın diye ölümünü hızlandırdım. Sadece onu değil, kendimi de öldürmek istedim. O yüzden... Arabanın frenleriyle oynadım. Olur da vazgeçersem arabayı durduramayayım diye. Yani sırf kızım yaşasın diye yaptım. O inşaatta çalışan herkesin kimliğini tek tek araştırmanızı istiyorum. Tamam başkan. Siz arabada bekleyin, ben geliyorum. Tamam. Beni mi bekliyordun? Evet. Ben biraz...
Gel içeride konuşalım. Gergin görünüyorsun. Kötü bir şey mi oldu? Ben işi bırakıyorum. Burada çalışamam artık. İşi mi bırakıyorsun? Neden? Çünkü başka çarem yok. Ne demek ya başka çarem yok? Yok işte. Nazlı. Ne olup bittiğini açıklamadan şuradan şuraya gidemezsin. Açıklama mı istiyorsun? Evet. Tamam. Çünkü benim babam... Sakal.